Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Kültür Sanat Bulabilirleri Derneği tarafından hazırlanan Deprem Bölgesinde Kültürel Varlıkların Yeniden Anlamı Projesi kapsamında 9 ilde 20'den fazla kültürel mirası sizin için yerinde inceledik. Şimdi Atatürk'ün 40 asıllık Türk yurdu düşman elinde esir kalamaz dediği Hatay şehrimizdeyiz. Başta Hatay Devleti'nin Türkiye'ye dahil olma oylamasını yaptığı meclis binası olmak üzere Hatay'ın Antakya ilçesinde arkeoloji müzesinden belediye binasına kadar kültür varlıklarının çok büyük bir kısmı yerle bir oldu. Bu konuyla ilgili olarak Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz Bey'in düşüncelerini aldık. Şu andaki bulunduğumuz meydan Antakya'nın Köprübaşı dediğimiz meydan, Atatürk'ün atının yan tarafı, törenlerin yapıldığı yer. Yaklaşık 9 ay önce 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerden sonra Hatay Cumhuriyeti'nin oylamasının yapıldığı meclis binasının olduğu yer. Tekrar anavatana katılmasını sağlayan meclis binasının olduğu yer. Sol tarafımızda 1000 yıl önceki yapılan Ulu Cami, daha üst tarafta Abi Necer Camisi, yan tarafında Avralar, üzerinde Kurtuluş Caddesi. Yani burada tabii bütün varlıklarımızın tescilli binaların tamamı yakını gitti. Ama çok şükür öncelikle başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye, Kültür Bakanımıza, bakanlarımıza, valiliğimize, teşkilatımıza şükranlarımı sunuyoruz. Ulu Cami şu anda Kültür Bakanlığı'ndan beraber Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu başlamıştır. Devamında o Kurtuluş Caddesi dediğimiz eski Erol Caddesi, dünyada ilk ışıklandırılan cadde, bir avramız var. Avrayı da tekrar Kültür Bakanlığımız yapacak. Kiliselerimiz var. Ortodoks Kilisesi, Protestan Kilisesi, Katolik Kilisesi. Hepsini de Sayın Bakan Bakanımızın açıkladığı bir yıl içinde ayağa kaldırmak. Psikolojik olarak Antakya'daki turizm ve güzelliği ortaya çıkarmak tekrar. Diğer eserlerin tamamını ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. İnşallah çok kısa sürede Hatay'ın önemine binaen bu kültür varlıklarından ayağa kalkacaktır diye düşünüyorum. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi depremin merkez üssü Kahramanmaraş olmasına rağmen en büyük yıkımın yaşandığı şehirlerden biri olan Hatay'da Hatay Devleti Meclisi'nin yıkılmış olduğunu görüyoruz. Bu meclis, Fransız mimar Léon Benjou tarafından tasarlandı. Antakya şehir merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bina, 2023 Kahramanmaraş depremleri esnasında büyük oranda hasar alarak yıkılmıştır. İzzettin Bey'in de dile getirdiği gibi, aslına uygun olarak restore edilmesi için çalışmalar başladı. Bir başka depremde büyük oranda yıkılan yerse, içinde binlerce yıllık tarihin sergilendiği Hatay Müzesi'ydi. Bu müze, 2014 yılı itibarıyla dünyanın en büyük mozaik sergileme alanına sahip müzesiydi. Kahramanmaraş depreminde yıkılan müze, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aslına uygun şekilde yeniden yapılması şeklinde projeler hazırlanıyor ve en kısa sürede restorasyon işlemleri bitirilecektir. Müzedeki bazı tarihi eserler, 150 mühürlü kutu içinde olası deprem riskine karşı Kırşehir'e getirilerek koruma altına alındı. Kırşehir Müzesi'nin deposuna kaldırılan tarihi eserlerin Ankara ve Hatay'dan gelecek uzmanlarca incelenmesi kararlaştırıldı. Deprem bölgesinde kültürel varlıkların yeniden anlamı projemiz kapsamında on binlerce yıllık tarihiyle onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış illerimizin kültürel geçmişi, Kültür Bakanlığımızca 6 Şubat depremlerine karşı dimdik ayakta durarak bize geçmişten mesajlar vermeye devam eden kültürel varlıklarımızın yeniden anlam kazanabilmesi için aslına uygun şekilde restore edilerek halka açılıyor. Deprem bölgesinde kültürel varlıkların yeniden anlamı projemizde kültürel miraslarımızın hem deprem öncesi hem de deprem sonrası durumlarını anlamaya, anlatmaya ve göstermeye çalıştık.